Merhaba, ben tersüs filminin fotoğraf ve görüntü yönetmeni Patrick Lean. Ben de Edim Habib, tersüzdeki çekim ekibinin lideriyim. Bu videoda kameralardan, onların kullanım sanatından, arkasında yatan bilimden, filmlerimizde kullandığımız ve fiziksel kameralar model alınarak tasarlanan sanal kameralardan bahsedeceğiz. Öncelikle lensler. Kameranın önüne koyduğumuz lens ve lensin içinden geçmesine izin verdiğimiz ışık miktarı, kaydettiğimiz görüntünün kalitesini belirler. Örneğin bu selfie için geniş açılı bir lens kullandık. Lensi daha dar ama uzun olan mesela buradaki gibi 75 milimetrelik bir lensle değiştirirsek elde ettiğimiz görüntü oldukça farklı olacaktır. Kimse? Ah neredeyse çıkmıyormuşuz baksana. Kamerayı hareket ettirmişiz gibi görünüyor ama öyle bir şey yapmadık. Aslına bakarsanız bu lensi kullanarak hem kendimize hem de etrafımızdakileri çekmek için kamerayı çok uzağa koymamız gerek. Ah merhaba Silvia. Merhaba. Bununla bir fotoğrafımızı çeker misin canım? Tabii ki. Bana bakın. Siz bu lensle selfie mi çekmeye çalışıyordunuz? Belki de. Evet. Buraya bir merdiven koymuş olmaları ne büyük bir şans. Elde ettiğimiz görüntü hemen hemen aynı olduğuna göre lens seçimine bağlı olarak başka nelerin değiştiğine bakmaya ne dersiniz? Örneğin neyin odakta ve neyin odakta olmadığına dikkat edin. Geniş açılı görüntüde her şey odakdadır. Uzun lensle çekilen fotoğrafta ise görüntünün sadece küçük bir kısmı odak içerisinde yer alır. Değişen başka bir şey perspektifin göze nasıl göründüğüyle alakalıdır. Yani objelerin ne kadar yakın ya da uzakta göründüklerinden bahsediyorum. Geniş açılı çekimde kamera daha yakındayken yakındaki objeler daha büyük, uzaktakiler ise daha uzaktaymış gibi görünür. Uzun lensli çekimde ise kamera uzaktayken yakında ve uzaktaki objeler arasındaki uzaklık daha azmış gibi görünür. Kamera ile ilgili yaptığımız tüm değişiklikler çekimin etkisini değiştireceği için biz anlatacağımız hikayedeki duyguyu yakalayabilecek tercihleri yapmaya özen gösteririz. O zaman ters yüzde bunu nasıl yaptık bir bakalım mı? Bu sanal filmlerimizi yapmak için kullandığımız kamera. Selfimizi çekmek için kullandığımız kamera gibi lensleri değişebiliyor. Bunun için de lens seçimi ve kameranın konumuna bağlı olarak elde ettiğimiz görüntüler üzerinden benzer efektler yaratabiliyoruz. İşte size ters yüzden bir sahne. Kompozisyon olarak çektiğimiz selfie'ye çok benziyor. İşe selfie'de kullandığımız ilk lens olan 18 mm ile başlayalım. Görüntü iyi ama lensi sahneye sığdırabileceklerimize bağlı olarak seçmek istiyoruz. Burada kendimize sahnenin neyle alakalı olduğunu soruyoruz. Sahne ana teması empati olduğu için kullanacağımız çerçeveleme, kompozisyon, sahneleme ve lens tercihlerinin bununla ilgisi olmalı. Gelin 50 milimetreyi deneyelim. Bu lensi kullanıp neyin odakta neyin odakta olmayacağını belirleyen alan derinliğini ayarladığımızda sanırım istediğimiz görüntüyü elde edebileceğiz. Karakterler odaktayken arka plan geride kalıyor. Evet kamera seçimlerimizle desteklediğimiz daha bir sürü duygu var. Korku, mutluluk, güvensizlik, merak. Her durumda o sahnede seyirciye geçmesini istediğimiz duyguyu arttıracak seçimler yapmaya çalışıyoruz. Daha öğrenecek çok şey var. Lütfen bizi izlemeye devam edin.